Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz umarım herkes iyidir her şey yolundadır canlarım benim ee, bugün de karşınıza böyle kırmızı kırmızı çıktım eski pardon eski takımım Ajaxio ya eski artık Ajaxio değiliz ama yine de gönlümüzde böyle bir parça Ajaxioluluk var ee, canım arkadaşlarım bugün 12 Eylül e, 2024 Perşembe günündeyiz 12 Eylül biliyorsunuz bir darbenin yıl dönümü. onunla alakalı da bir tweet var biraz sonra ona da bakarız. şimdi ben sesli gazeteye geçeceğim. Siz de like atıverin. Abonelik mi abonelik onlar işte ne varsa aklınızdan gönlünüzden geçen onların hepsini yapıverin canım arkadaşlarım. Ben de hemen sesli gazeteye geçeyim. Şuradan ne yapıyorduk? Jingle'ımızı başlatıyoruz. Evet, yine buradayım. Şunu kapatıyoruz. Şunu kapatıyoruz bir daha bizi uyuz etmesin diye. Haberlerimize geçelim. Yukarıdan aşağı doğru başlayayım. Evet, Narin'in ailesinden açıklama gelmiş arkadaşlar. Narin e, Güran, Güran ailesinden. Aile fertlerimizin kendi kızlarımızı öldürmelerini tahayyül edemiyoruz. Ama birisi intihar etmiş, birisi bilmem ne olmuş, şu olmuş, bu olmuş. E, tahayyül edemiyorsun da yani. Tahayyül edemediğin hal bu ise eğer ailendeki Kızlar teker teker ölüyor, öldürülüyor, intihar ediyorsa bir tuhaflık var demektir. Böyle bir durum varsa bile bir kişi yüzünden, bir kişi değil. Ya bir kişi değil. Bir sürü var. Koca bir ailenin karalanmasını bir takım dış güçler. Dış güçler dediyse bir bokluk vardı zaten. O bokluğun ne olduğunu biliyoruz. 15 gün boyunca sakladılar cesedi küçücük bir kız çocuğunun. O kadar vicdansız adamlar saklamakla da kal. Yani adamların işte o töresel mi diyeceğim artık geleneksel mi o e, normlar o kadar baskın ki küçük bir kız çocuğunun bir torba içerisinde bir yere gömülmesi bile ondan daha önemsiz hale geliyor. Dış güçler dediğine dine göre orada bir bokluk var. Duracaksın o zaman. Dış güçler ezanlar susmaz, bayrak inmez filan başlıyor böyle gidiyor biliyorsunuz ve onların yerli uzantılarına bağlamaktayız diyor. Lan eşşoğlu eşşekler 8 yaşında kaç yaşında o kız çocuğu öldürülmüş bir sepete bir e, çor, torbaya koyulmuş gömülmüş içinde her türlü e, akrabayı ta lukattan tuttan muhtarına kadar herkes var ve hala siz dış güçler diyorsunuz dış güçler gelip değil mi o çocuğu öldürdü şeyin içine koydu namussuz herifler ya şeyin dış güçleri en son dün yaptığımız ondan önceki gün yaptığımız haberde bu kafa kesen kireç kuyularına atan bu teröristler var ya neydi Hizbullahçılar Yudapar'ın Yudapar başındaki adam da aynı cümleleri kullanmıştı hatırlayın dış güçler bunlar biz birbirimize kırdırmak istiyorlar bilmem ne filan diye birbirimize kırdırmak istiyorlar dedi biz rahat rahat bir çocuğu öldüremeyecek miyiz yani ortadan kaldıramayacak mıyız yani adamlar için düşün işte o çocuğun uygunsuz bir şekilde annesini işte amcasıyla görmüş olması bile böyle bir ki namus olay yani çok önemli ya namus davaları var. Yani bunun yayılması bu konunun herkes tarafından bilinmesi o çocuğun hayatının kaybetmesinden daha önemli bir mevzu. Evet Gestapo şefi Gestapo şefi demiş ki bugün 12 Eylül CIA tarafından devreye sokulan darbenin yıl dönümü demiş. Peki CIA tarafından darbe, devreye sokulan darbenin yıl dönümü 15 Temmuz'a da o zaman ne diyeceğiz? AKP tarafından devreye sokulan darbenin yıl dönümü diyeceğiz bir dahaki 15 Temmuz'da. Sözde efendiler, ekonomimize, siyasi hayatımıza, demokrasimize, insan kaynağımıza, gelişmemize ve özgüvenimize darbe yaptılar. Soru şu, darbe ortamı oluşturulmasaydı ve darbeler olmasaydı ülkemiz, coğrafyamız bu hiç bir bok olmazdı. Hiç bir bok olmazdı. Yani darbeler olmasaydı senin gibi bir bokun olduğu bir ülkede döneklerin, yavşakların, hesap sormazsak namussuz deyip ne olduğunu görüyoruz yani. Senin gibi adamların olduğu ülkede darbe olmadı, hiçbir şey olmazdı. Hiç, hiçbir şey olmaz. Hatta daha da yani Hatta yani şöyle söyleyeyim. Mesela bu adamlar işte darbe marbeden yani darbe yani darbe sayesinde adamlar bugün buradalar. AKP'liler. Yani bu ee, neyse demeyeceğim onu, Demeyeceğim. Almanların E-Devlet şaşkınlığı Misvak Kaps. Bu hasta oluyorum bu e, trollerin güya mizah kanalı bunlar arkadaşlar. Misvak Burada bir Alman kadın bulmuşlar. Ne diyorsa bilmiyorum. Yani Almanca'da doğru mu söylüyor Yalan yanlış çevirileri böyle veya hiç kadının alakası olmayan bir şey söylüyor orada birisi bir dilde. İsveççe işte diyor ki Tayyip Erdoğan'ı çok övdü diyor. Tayyip Erdoğan ne kadar büyük bir adam dedi. İsveç'in ünlü gelen filozoflarından böylece adam orada ne bileyim farklı bir şeyde uzaydan bahsediyor mesela. Ee, bu da öyle olabilir yani. Bilmiyorum öyle bir şey var mı? Siz bakın iki üç ne? Olabilir. Neyse, iyi devletten bahsediyor bir şekilde. Şimdi iyi devletten bir Alman bulabilirsin yani o kadar işte 80 milyonluk bir ülkede bir Alman çıkartıp bulabilirsin bunları söyleyecek olan. Neyse diyelim ki iyi devlet e, aplikasyonunu çok sevmiş bu e, Almanların e-devlet şaşkınlığı troll hesap bunu böyle paylaşıyor. Türkiye'de yaşamaya başlayan bir Alman vatandaşının e-devlet teknolojisinin sağladığı kolaylığı ve bu uygulamanın Almanya'da olmayışından oluşturduğu zorlukları Alman takipçilerine tane tane anlatıyor. Vay be. O zaman Almanlar bizi kıskanıyor yani. Böyle diyebiliriz yani değil mi? Almanların bizi kıskandığını gösteren bir işaret bu. Evet, e-devleti övmüş yani o zaman. Bundan gerisi yok yani Almanlar. Bizi kıskanıyor kıskanması E-Devlet. Ulan sanki Almanlar da E-Devlet olmayınca biz de olunca biz uzaya çıkıyoruz. Ayda uçurtma uçuruyoruz falan yani. Cık. Adamlar neler, nerelerden keyif alıyorlar ya. Değil mi? Nelerden nelerden yani. E-Devlet yokmuş onlar da biz de varmış. Ne kadar büyük bir devletiz ya. Nasıl şaşırmışlar öyle bir dumur olmuşlar Almanlar falan. Cık. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz. Emeklere enflasyonun iki katı zam yaptık bir dahaki ay geri alırsınız zaten. Yaptığınız hırsızlıklar bilmem neler enflasyonun artması işsizliğin artması gibi nedenlerden dolayı sebep olacağınız ekonominin kötü gidişatından dolayı zaten emeklilerden de e, alırsınız onu. İki kat zam e teşekkür mü etsinler sana enflasyonun bir de bu arada nah yaptınız yani nerede enflasyonun iki katı kime zam yapılmış lan Keraneci. Var mı böyle bir şey? iki katı zam yapılmış. İki katı zam ancak siz, sizinkilere yapılır. Yani ümmetin liderinin maaşından şuna buna iki kat zam, zam yapmış. Nah yaptınız iki kat zam. Ya bir de bunların böyle çıkıp biz verdik ettik demeleri yok mu tavırları? Dün de dedi ya manyağın bir tanesi çıktı. Onu gerçi herkes söylüyor işte. Gazın yüzde altmışının işte faturasının KDV neyse işte vergisini biz veriyoruz falan. <laughs> Sır. O kadar övünüyordunuz gaz çıkardık gaz çıkardık diye. Gazımız var artık bilin, bilmem ne falan diye. Açın gazları filan, Manyaklarınız var böyle. Bakan Uraloğlu... Ya arkadaş bir bakan normal bir ülkede olsa normal ha yani gelişmiş olmasına da gerek yok yani normal bir ülke ne diyeyim Slovakya olsun mesela tamam <laughs> böyle bir ülkede bir tane bakan çıksa dede, dese ki kabul etse bunu 85 milyonun kimlik bilgilerinin çalındığını doğrulamış bu lavuk. doğrulasa orada bir skandal olur skandal yani. Ya düşünebiliyor musun? Bir bakan çıkıyor ve ülkesinde bunun sorumlusu kendisiyken 85 milyonun bilgilerinin çalındığını, evet ya böyle bir şey var olmuş filan diyor. Abi puştlar, içinizden bir tanesi bundan dolayı istifa etmemiş, bir tanesinize soruşturma açılmamış, bir tanesinin, bir tanenizin başına bir şey gelmemiş ya, bir hizaya çekil, bir anlat bakalım ne oldu, hele tamam hapse falan girmeyeceğiz, soruşturma da kovuşturma, hiçbir şey olmayacak senin hakkında, ama bir açıkla bakalım diyen bile olmamış. Siz böyle bir bolluk içinde yaşıyorsunuz. Böyle bir bolluk içerisinde siz suç işlemeyeceksiniz de işlerinizi aksatmayacaksınız da böyle laubali ve lakay davranmayacaksınız da kim yapacak bunu ya? Abe namussuz puş terifler. Ha diyorum burada ya. Açın lan bir de sen dava aç. Namussuz ev. Herif. herif utanmadan çıkmış. diyor 85 milyon, doğruluyor yani bu da 85 milyonun bilgilerinin çalındı doğrudur diyor. Hayır şimdi adamlar için de çok basit bir olay bu. Çünkü çalmak, işin ucunda çalmak var. E kendileri hırsız zaten. E başkalarının da bir şeyleri çalmış olmaz. Onlar için çok önemli bir detay değil yani. Doğruluyor bir de. Hani bunu desen, bak böyle böyle doğruluyor desen AKP'liler çıkıp şey der. Adam işte bak doğruları söylüyor yani adam yalan söylemiyor derler yani. Hulusi Kokar'ın kızının ABD'de biyoloji okurken Hacettepe Tıp, tıp Tıp Fakültesinde yatay geçiş yapmasının usulsüz olduğuna dair şikayetin zaman aşımı nedeniyle işleme konulmadığı ortaya çıktı. Hulusi Kokar iki gün önce ne demişti? Eğitimin amacı işte Allah'a kitabı öğretmek, eğitim falan değildir falan gibi bir şey söylemişti. Kızını ama Amerika'ya göndermiş biyoloji okusun diye. O da sınavsız girmiştir muhtemelen. Sonra da Hacettepe'ye yatan geçiş yapmış. Amerika'da tabii biyoloji okurken amacı tabii kızının Hulusi Kokar'ın kızının amacı Amerika'da e, biyoloji öğrenmek falan değil. Amerika'da din, diyanet, ahlak, kitap Allah. Bunları öğrenmek için Amerika'ya gitmiş biyoloji. Orada öğrenmiş yeterince. Babası da demiş sen yeterince öğrendin kızım demiş sen artık bilgiden doldun taşıyorsun derya gibi oldun. Yani böyle bilgiyle böyle bir fokur fokur kaynıyorsun yani tam bir alim oldu sen yeter demiş biraz da buraya gel demiş buraya derya gibi akarsın diye Hacettepe Tıp Fakültesi'ne yatay geçiş yaptırmış usulsüzmüş her zaman olduğu gibi <laughs> yani en azından bir üniversitede bak yine usulsüz mü usulsüz Usul, yani hiç dip, üniversiteye gitmeden diploma alanlar da var onların yanında yine bence iyi iyi usulsüz olduğuna dair şikayet etmişler bu şikayette <laughs> işleme konmuyor Yok çünkü savcı yok bilmem ne işleme mi koyacaklar yani burada İşleme konmadığı için e, zaman aşımıyla ertelenmiş. ama senin benim davalarımız zaman aşımına uğramıyor onlar onda olmuyor öyle zaman zamandan münezzeh bu pushtlar AK Parti ilçe te, ilçe başkanından polise bunları içeri alın talimat şimdi burada bu dallama bir kavga var burada bak. Bak. Bu adamları içeri alın diyor. Talimat veriyor. Hayvana bak. Senden talimat mı alacak polis diyor. Adam da şaşırıyor. Aa bizden talimat almıyor muydu polis ya? Filan gibi. Vallahi kavganın gürültünün neden çıktığını bilmiyorum ama AKP'li bir ilçe belediye başkanının forsa bak ya adam kendisini şey garnizon komutanı pezevenk. CHP'li Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyalar haczedilmişti ha. Oh evet. Tarsus Belediyesi'nde arkadaşlar. Son zamanlarda AKP'nin oradan da Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı mıydı neydi? Başkanıydı galiba konuşuyordu. Yani diyor bu boşları siz takmışsınız bize. Bundan bir hafta 10 gün önce falan yapmıştık. AKP zamanında takılmış bize borçlar. Bizim İller Bankası bizim paramızı alıyor, vermiyor, eksik veriyor. Biz borcumuzu ödememize rağmen bunları yapıyorlar. Yani bir sürü böyle skandal şeyler anlatıyordu. E şimdi borç AKP'nin borcu. Hemen haciz gelmiş. Ne hikmetse hemen haciz göndermişler. O haciz sırasındaki işte mesele. Mersin'de CHP'li Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyaları haciz edilmişti. Haciz sırasında AKP Tarsus İlçe Başkanı Abdurrahman altın sucunun olay yerinde olduğu ve bu adamları içeri alın. Şimdi tabii anlamak da zor. Şimdi orada bir hukuki bir şey varsa eğer, hacize gelmişlerse eğer, senin ne işin var orada pezevenk? Sen kim köpeksin yani? Senlik bir durum yok yani. Yani o, değil mi o olay ne kadar iç içe, ne kadar girifiti bir durum var yani. Yani bunların AKP'lilerin direkt organizasyonun olduğu nereden biliniyor yani? Bari kendini belli etme. Hani böyle bir ortamda ben orada olmayayım filan. Hani millet yanlış anlar filan. <laughs> Onu bile düşünmüyor herifler. O kadar arsız yüzsüz. Şu, bu da... Ulan nereye gittik? Aa şu haberin kaçmışız. Neyse o habere de geliriz şimdi. Neredeydi lan bu? Ha şu. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyaların, işçilerin kıdem tazminatları nedeniyle 10 milyon 800 bin liralık borç yüzünden hadis hadizdildiği, edildiğini du, duyurdu. İcra memurları eşyaları muhafaza altına aldı. Belediyenin ana borcu 5 milyon 676 bin 400 lira olarak belir belirtilirken borcun kötü niyetli olarak 10 milyon 800 bine çıkarıldığı ifade edildi. Eşit taksitle ödeme talebi ise kabul edilmedi. Türkiye'de cinayet işlersin. Maganda arabasıyla 10 yaşındaki çocuğu öldürür. Ona 24 ay taksit yaparlar. Bu belediye bunların borcu değil. AKP'nin borcu yani. AKP'nin işte 5 ton baklava alarak bilmem ne yaparak böyle devlet şey belediyenin kasasının içini boşalttı. Böyle bu şerefsizlerin haramzadelerin bıraktığı borç yani. Şu haber vardı en başta bunu unutmuşuz. Konya'da 3 yıl önce adli otoparkında silahlı saldırıya uğrayan avukat Abdülkadir İnci ile kız arkadaşı İknur Çiçek araçlarında yapılan aramada 30 bin adet uyuşturucu hapla yakalandı. 30 bin adet avukat aracında göz ve öldürülmüşler. Muhtemelen bunlar bir trafik yönetiyorlar. E, su testisi bir gün su yolunda kırılıyor. O trafikte de demek ki alacak verecek mafya mafya bilmem ne öldürmüşler bunu. Abdülkadir İnce'nin emniyetteki sorgusunda ifade vermediği, ifade vermediği bildirildi. İfade de vermemiş. İşte avukattan avukata kim ya avukatlar var der edilir. Eğer sen şey bir... E Hukuksuz bir şekilde bir yargılanma varsa, ne bileyim bir mazlum bir adam varsa, bir, bir avukat gidip onu savunuyorsa derdest ederler. Geçen vardı işte MHP ile alakalı bir şikayette bulunduğu için e, gözaltına alınan kadın vardı gibi gibi avukat. Öyle avukatlar da var, bir de böyle de avukatlar var yani. Ee, evet, şu aşağıdaydık. Bu haberi yaptık, Tarsus haberini yaptık. Evet hırsızlardan başka bir tanesi. Bu da ayrı bir hırsız. Demin eee Hulusi Kokar'ın kızıyla alakalı şey olmuştu ya. E, haberde diyor ya işte zaman aşımına uğramış falan. Çünkü onu koyacak, savacak. Bu 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 karı da bir sürü kocasıyla birlikte Türkiye'yi dolandırıp duruyor. Ama konuşmasına başlarken ben işte 6666 ayetin e, onların bizi emrettiği gibi yaşamaya çalışıyor falan. Çok hassas, çok hassas. Hassas bir şekilde çalıyor, hassas bir şekilde haramlıyor. Ee, bu, bu kadınla ilgili İyi Parti miydi CHP miydi ne Erzurum'da gidip şey şikayette bulunacak adliyeye savcı yok. Savcımız yok vallahi şikayetinizi alamayız derler. D düşünün yani. Ya, vallahi billahi bak bir kabile olsa kabilede bile, bile bulursun yani birisini. Yani derlerken en azından iki saat sonra kabile şefimiz gelecek ona derdinizi anlatın derler. Bekletirler filan yani. Ya, o öyle bir öyle böyle bir kabile değil yani. Ahır ahır orası ahır bu kadının içinde şikayette bulunamamışlardı. Yani zaman aşımını siktir et. <laughs> savcı bulamıyorlar. <laughs> Yok çünkü hiç kimse, hiçbir savcı onu almak istemiyor. Vergi müfettişleri rüşvet iddialarıyla gündem olan eski AKP milletvekili Zehra Taşkesenoğlu'nun naylon faturalarla vergi kaçırdığını tespit etti. Bunlar sadece tespit edilenler fark ediyorsanız bir de. Her gün bir şey çıkıyor. Bunun işte bir yatı katı vardı bilmem nesi vardı. Yok işte bir maden mi almıştı Afrika'da bir şey böyle her şey her şey usulsüz yani hayatları usulsüz adamların. Yine bir tane daha tespit etmişler naylon fatura. Naylon faturayı yani devlet 6666 ayetin emrettiği gibi yaşayan kadın naylon fatura olayıyla alakalı şöyle demiş. Üç kuruş para için bana yine sövdüreceksiniz ya demiş. Üç kuruş be ya. Üç kuruş neyse ya. Yani üç kuruş devleti kazıkladık diye yani. Üç kuruş cebimize attık diye. Bunun lafını etmeyin artık ya. Yani biz yani bak ümmetin lideri neler neler götürüyor yani ya biz ne yaptık gemilerimiz mi var bilmem nelerimiz mi var yani ya 200 300 milyonumuz 500 milyonumuz euromuz dolarımız var diye yani bu kadar. Yani biz bu bu şeyin soytarlarının içerisindeki bu klanın içerisindeki en zayıf halkayız ya. Niye herkes bizim üzerimize geliyor kardeşim diye tepki vermiş. Yani bu o demek 3 kuruş para için yine bana sevdireceksiniz. Türkiye'de bir güzellik yarışması yapılmış arkadaşlar. Güzel seçilmiş. Tabii güzel... Yani güzellik subjektif bir şey yani. Herkesin güzellik anlayışı farklı. Bu kıza baktığın zaman da güzel mi? yani Çirkin değil, güzel mi? Yani öyle... Hani bana göre tabii pek çok Twitter kullanıcısına, sosyal medya kullanıcısına göre de öyle mükemmel mükemmel değil yani normal. Sokakta yürürken görebileceğimiz... Ha sanki diğerleri sokakta yürümüyor mu, hıdır, manyak mısın sen diye sorabilirsiniz. Evet öyle. Yani ender nadir görebileceğiniz bir güzelliği yok bu kızın onu söylemeye çalışıyorum. Kız güzel seçilmiş <gülüyor> ama <gülüyor> Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen K Büyükelçisi Levent Bilgen'in kızıymış. <laughs> ulan güzellik yarışmasına dahi bir bir torpil karıştırılıyor ya. Ulan bari güzellik yarışmasına torpil yapmayın ulan. Ulan bari orada yapmayın ya. Yani bari orada yapmayın yani güzellik yarışmasında. Yani K büyük elçisi, AKP'ye yakın birisi muhtemelen AKP K büyük elçi. Yani Türkiye'de büyük elçiler bugün ne olduğunu biliyoruz. Onun kızını sen kızın girsin biz onu seçeriz. Problem değil filan diye. Nasıl organize ediyorlar? Nasıl ayarlıyor? Ne kadar utanç verici bir şeydir değil mi? Şimdi kızınızı sokuyorsunuz bir güzellik yarışmasına. İşte bir forsunuz var. Bir yerin büyük elçisiniz. Sen jüriyi hepsini tek tek arıyor musun? Organizatör arıyor benim kızımı seçeceksin değil mi filan? Böyle bir şey mi oluyor? Ne oluyor? Ya bunlar mülakatsız işi alan yani KPSS'den 90 alıp 30'la mülakatta hak edeni eleyen adamlar yani. Bunlar için Türkiye güzeli seçmek, Türkiye güzeli seçtirmek, seçilmek öyle çok zor şeyler değil yani. Hüdapar Genel Başkanı Hizbullahçı e, teröristi Zekeriya Yapıcıoğlu anayasanın ilk dört maddesini değiştirmesini istedi. Anayasanın ilk dört maddesini değiştirmesini istemiş. O geriye kalan e, anayasa kitapçığında dürüp senin götüne sokarsak olabilir o dört maddeyi <laughs> değiştirebiliriz yani. Anayasada değiştirilemez maddelerin olması siyaseten de fel, felsefe olarak da doğru değil. Çok bir bok biliyorsun sanki hem siyaset biliyorsun hem felsefe biliyorsun. Siyaseten de doğru değil felsefe olarak da doğru değil demiş. E ne olarak doğru? Biz bu lak kafamıza terörist kafamıza göre de herkes kafasına göre o zaman bir orada şeyi değiştirsin, değiştirilemez olan bir şey değiştirsin. Yarın öbür gün sen gelip sen de değiştirilemez olan bir şey. Yani oradaki dört madde Türkiye'deki tüm herkesi eşit bir şekilde ilgilendiren, ilgilendiren değiştirilemez gerçekten beş madde var orada yani. Demişti Türkiye Cumhuriyeti. Işte, layık bir cumhuriyettir bilmem ne. Bu herkes için geçerlidir. Orada değişen kanunlar var. Değişmeyen kanunlar var yani. Herkes öyle. sen yarın geldiğin zaman sen bunu diyen herif yarın bunlar gelse arkadaşlar. Yani bak şeriat merat diyorlar. Ondan da beter olur ha. Ciddi söylüyorum yani. Oraya bundan sonra hiç de yani zaten anayasayı tanıdıkları yok da yani öyle bir kanun nizam yaparlar kendilerince. Yani <laughs> aklınız hayaliniz şaşar. Herife bak ya cürete bak. İlk dört madde felsefe, siyasetlerinde felsefede ulan pezemek sen siz 10 yıl 20 yıl önce insanları bu e, kireç kuyularına atan heriflersiniz. Sen ne anlarsın siyasetten, felsefeden? Hıyar. AK ha bitti. E, çok güzel ya. 21 dakika oldu bugün arkadaşlar. Güzel oldu, hoş oldu. Bence de güzel oldu. E, sesli Gazetemiz o zaman burada bitsin bence, bitsin. Bence bitsin. Şöyle yaparsam eğer bitecek. Hop. Kendinize çok iyi bakın canım arkadaşlarım. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan ben öpüyorum şapur şupur. Ee, yarın muhtemelen yine görüşmek üzere. Ee, büyük bir kaza, bela, sorun olmazsa inşallah. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın canım arkadaşlarım.